Ve tekrardan merhabalar. Tatil planıyla karşınızdayız ve tatil planının bugünkü konuğu MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Murat Akdoğan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, öncelikle. Sağ olun. Şimdi öncelikle tabii MYC Partners deyince isim olarak belki aşina olmuyoruz ama içerisine girip tatil açısından detaylarına baktığımız zaman çok önemli ismin öne çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi ben burada aslında öncelikle otel ve özellikle Bodrum'daki işletmeden ziyade doğrudan MYC Partners ile ilgili hikayenizden merak ediyorum. Çünkü genel olarak baktığında sağlık, sigorta ve inşaat alanında şu anda faaliyet gösteren bir şirket grubuna yönetim kurulu başkanısınız. Öncelikle şirketinizin hikayesiyle ilgili birkaç değerlendirme almak Tabii, isterim. Tabii. Ben eski sanayiciyim. Daha önce ısıtma sanayinde çalışıyorduk. Ben 25 yıllık şirketimi Hollandalı ortakla devredip Baymağı daha sonra bu farklı sektörlere girmeye karar vermiştim. Ve öncelikle tabii sağlık sektörü öne çıktı. Çünkü bir vakıf hizmeti vermek istiyorduk. Ve genel bir hastaneyle başladık. Bugün de 3 tane estetik hastanesi ve bir genel hastaneyle hizmet vermekteyiz. Ve şu anda dünyaya doğru estetik hastaneciliği vizyonumuzu büyütmeye çalışıyoruz. Bunun dışında tabii inşaatla ilgili işlerimiz var. İş merkezleri, rezidanslar ve otel inşaatı gibi. Bir yandan da kendi ürettiğimiz otelin işletmeciliğini yapıyoruz. Uluslararası marka konsepti içerisinde. Ve aslında en büyük işimiz de sigortacılık, Etika Sigorta 3 sene önce yaşamına başladı ve çok da başarılı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Yeni bir konsept var bizde şu anda, bu da Wellness ile ilgili. Dünyanın ilk Wellness hastanesini yapacağız. Ve Wellness klinikleriyle beraber ayrıca da resortta da bir Wellness klinik olacak. Şimdi burada tabii programımızın aslında konusu gereği ben tatil kısmına değinmek istiyorum. Hazır yaz dönemine de başlıyorken özellikle. Şimdi lüks Bodrum diye geçen, yani isim veriyoruz ama lüks Bodrum Resort olarak geçen bir şu anda otelde de ayrıca isminizin yer aldığını görmekteyim. Özellikle bu detayına baktığımız zaman 70 milyon dolarlık yatırımla açılan bir bu arada kuruluş kendisi. Şimdi tatil deyince Bodrum tarafına bakınca özellikle şimdi erken rezervasyon dönemi de başlıyor. Ucuz tatil dediğimizde ben öncelikle bir yani kullanıcı ve tüketici gözüyle bakacak olursak tatilden ilk sorumuz bu olacak çünkü. Erken rezervasyonlar için gerçekten bunu öneriyor musunuz? Yani yazın da yapsanız, şimdi de yapsanız çok büyük farklılıklar olmaz diyebileceğiniz bir tablo mu var yoksa? Bu tabii erken rezervasyon konsepti Türkiye'de tuttu ve gidişle gelişiyor. Ancak biz biraz daha luxury segmente hitap ettiğimiz için biz orada çok fazla odaklı değiliz. Çünkü daha çok yakın vadelerde insanlar rezervasyon yapıyor. Sadece bu sağlık turizmi kısmında, wellness kısmında ön rezervasyonlar gelmeye başladı. Ama Türkiye'de çokça etkisi var biliyorsunuz erken rezervasyonun. Şimdi burada wellness dediğiniz noktada ben bir haber detayınızı gördüğüm için sormak istiyorum aslında. Vitalika Wellness diye bir şu anda yatırımla ilgili bir detay var galiba otel içerisinde. Evet. Bununla ilgili peki sizden bilgi alabilir miyiz? Şimdi biz grup olarak öncelikle bu özellikle 2015 Temmuz'dan sonra çok ciddi yatırım yaptık. Yani Türkiye'de herkesin biraz böyle bir yatırımdan kaçma süreci içerisinde yaklaşık 120 milyon dolarlık bir nakit yatırımla hem sağlık alanında hem wellness alanında hem otel alanında ve inşaat alanında yatırımlarımızı yaptık ve yatırımlarımıza hala devam ediyoruz. Büyüterek devam ediyoruz. Bunların şu anda son aşamasında özellikle wellness konsepti var. Çünkü sağlık turizminde çok önemli bir faktör olduğunu biz görüyoruz. Ve bu konuda dünyada ilkleri yapmak şeklinde yola çıktık. Bodrum'da da bir kliniği olmak üzere otelimizin içerisinde dedim ki Vitalika markası Avrupa'nın en iyi wellness merkezi ve dünyada ilk 5'te yer alacak bir konseptle hayata başlıyor. Mayıs ayında ilk kez hizmete başlıyoruz. Şimdi burada aslında sizin de sanırım yurt dışında haber detayında gördüğüm üzere aslında sormak istiyorum. Bir tedavi sürecinin sonrasında galiba böyle bir fikir mi geliyor? Yani evet. Bir 90'lı yıllarda yapmış olduğunuz bir ziyaret ve geçmiş olduğunuz rahatsızlık nedeniyle sanırım böyle bir sürece modern tıpla ilgili böyle bir girişim söz konusu. Bunun etkisi ve bu süreçte Vitalika Wellness konusunda etkili oldu mu? Evet, ben tabii o zaman mühendis olarak çalıştığım bir şirketin krize girmesi sonucunda o kriz ortamında şirketi kurtarma çabaları içerisindeyken tabii artık kendimize bakacak halimiz yoktu. Hastalık vesaire ama işimize devam ediyorduk. Bir Concordato içerisindeki şirketi kurtarmaya çalışırken çok basit aslında bir gripten başlayan bir hastalık böbreklere zarar veriyor. Bu sefer böbrekleri kurtaracağız derken beyin enfeksiyonu oluşuyor.
Çünkü asıl konunun bağışıklık sistemi onun çökertilmesiyle ilgili başlıyor. Ve sonrasında mucize bir şekilde Amerika'ya işte ambulans uçaklarla gidiyorum. Ve dünyada 14. vaka, 13'ü de ölmüş ve yaşayan tek vaka olarak Türkiye'ye 40 gün sonra yoğun bakımlar sonucunda dönmüş ve hayatta tutulmuş olarak dönüyorum. Tabii burada gördüğüm bir şey vardı. Modern tıp mutlaka olmasaydı ben hayatta kalamazdım, ama asıl mesele şu ki yani insanlara Allah'ın bir lütfu var. Bağışıklık sistemi. Asıl mekanizma bu. O bağışıklık sistemin korunmasıyla aslında bütün bu hastalıklardan korumanın mümkün olduğunu gördüm. Yani başıma gelen bütün her şey aslında bağışıklık sistemin çok güçlü olsaydı başıma gelmeyecekti. Bugün insanların yaşadığı pek çok sorun, hastalık, problem aslında engellenebilir bir şey. Ama bunu engelleyecek en önemli faktöre iyi bakmamız lazım. O bağışıklık sistemi, o lütfu iyi koruyarak geliştirmemiz lazım. Bizim wellness'da yoğunlaşmamızın sebebi bir tanesi aslında bu. Yani hem modern tıbbı hem de geleneksel tıbbı, ki bunun içerisinde işte Çin tıbbı var, Uzak Doğu'nun her unsuru var, Orta Doğu'dan bazı alıntılarımız var gibi. Bütün o alternatif tıp denen tıbbı da modern tıpla beraber bütünleştirerek, her ikisinin güçlü yönlerini alarak, zayıf yönlerini geride bırakarak bir yapılanma yürütüyoruz. Yani Vitalka bünyesinde aslında yapmaya çalıştığımız bu. Hem modern tıbbı hem de geleneksel tıbbı bir bütün olarak görmek. Tabii şimdi siz burada şimdi tatil rezervasyon kısmından sağlıkla ilgili konuşunca doğrudan wellness kısmına değindirdik, ama şimdi ben biraz daha otel kısmına geri dönüp biz kısa dönemde aldığımız rezervasyonlarla oluşturuyoruz dediniz, ama şimdi lokasyon olarak baktığım zaman aslında bizim Bodrum tarafında bildiğimiz o lokasyon bölgesinden biraz daha dışarıda bir tablosu vardı haritasından baktığım üzere. Şimdi burada turist hedeflemesi var Türkiye'nin. Özellikle geçtiğimiz yılda aynı şekilde benzer bir tablo vardı. Bu yılda 50 milyona yakın bir hedef, 50 milyona yakın bir turist hedefi var. Şimdi bu noktada özellikle şimdi otelinizin bir gelen kesimine baktığımız zaman, şimdi mesela ben bir haberde daha detayına girecek olsam düğünlerden bahsedeceğim, onu birazdan soracağım. Yoğunluk turist bölgesi Avrupa, İngiliz, Alman veya işte Orta Doğu'dan diyebileceğimiz bir kesim ağırlık bölgesi neresi acaba? Önce şunu söylemem lazım. Yani siz geliştirdiniz yani bir sağlık, ama aslında sağlık turizmi en önemli sektörden bir tanesi. Yani turizmin çok önemli bir sektörü ve orada sağlık turizminde biliyorsunuz devletin çok büyük bir politikası var. Yani 20 milyar dolar ciroya ulaşmaya çalışıyor. Böyle bir geri ulaşmaya çalışıyor. Bu turizmin aslında katma değeri en yüksek turizmde sağlık turizmi. Dolayısıyla biz o yüzden buna çok büyük yatırım yapıyoruz, sağlık turizmine. Gerek estetika bacağında, gerekse Vitalika bacağında bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi bizim hedef kitlemiz biraz daha yüksek. Yani B+, AA+ seviyesinde. Dolayısıyla daha çok Avrupa'ya odaklı çalışıyoruz. En çok misafirlerimiz de başta İngiltere olmak üzere Kuzey Avrupa'dan geliyor. Yani İsveç, Norveç, Hollanda, Fransa, daha çok buralarda, ama şuna baktık geçen gün. Geçen yıl 56 ülkeden misafir almışız. Bu Bodrum'daki belki en geniş yelpazeyi içeriyor. Bu çok önemli bizim için. Yani sadece bir ülkeye bağlı bir turizm politikası izlemiyoruz. Öncelikle bu. İkincisi de dediğim gibi hedef kitlemiz yüksek. Bu hedef kitlerine dolayı Türkiye'nin marka değerine daha iyi katkı sağlayacağımızı da düşünüyoruz. Tabii burada doğrudan aslında odak noktanız da tabii ki de sağlık şirketine daha ele aldığımız, özellikle etika tarafına düşündüğümüzde, yani biz bugün alternatif tıp için aslında mesela başka ülkelerde alternatif çözümlerin olduğunu biliyoruz. Örnek buna mesela Küba gibi durumları da mesela çok yakın zaman diliminde konuşuyoruz. Neden Bodrum'da da veya neden sizin gibi sağlık alanında alternatif tıbbı da ilerletmek isteyenler de olmasın? Şimdi tabii ben buradan süreci az önce de bahsettiğim gibi Hindistan tarafını almak istiyorum. Çünkü bu noktada sizin yani otelde yapılan bu düğün bayağı haberler gündemine oturmuş. Özellikle 3 milyon dolara mal olan ve 4 gün 4 gece süren bir Hint düğünü planlaması haberlerde gördük. Bodrum'da da bu otel, sizin otelinizde gerçekleşmiş. Şimdi bununla ilgili olarak sizin organizasyonlarınız var mı? Bu sene içerisinde de özellikle Hindistanların ve düğün konusunda çok seven de aslında bir kesim. Önem de veren, aynı biz nasıl önem veriyorsak onlarda da aynı tablo var. Hani bununla yönelik bir planlamanız, bu Hindistan'daki süreci daha fazla arttırmak, hani orada değil burada yapılmasıyla ilgili çalışmalarınız var mı? Var. Tabii Hindistanlılarla yaptığımız düğün çok ilgi çekti. Bir kere en büyük düğünlerden bir tanesi oldu. Asıl daha çok ilgi çekeni, benim açık çok ilgimi çeken şey, çok geleneksel bir düğün oldu. O çok hoşuma gitti. Yani bütün geleneklerini Hintliler orada yansıttı ve 3 gün orayı bir bayram yerine çevirdiler. Bu inanılmazdı. Yani müthiş bir görsel şölendi aslında. Aslında bunun dışında bir de Lübnanlarla çok güzel bir düğün yaptık. Ama o daha modern bir düğündü. O yüzden çok da fazla
yani böyle bir ses getirmedik ama orada da jazz sosyetesi Lübnanlıların bütün Avrupa'dan akarak geldiler. O da büyük bir düğündü. Bu sene içinde şu anda 4 tane düğünle ilgili hemen hemen ön anlaşmalar yapılmış üzere. Tabii bununla ilgili artık biz haber akışlarından mutlaka çok keyifli oluyor. Evet. Kitlesini takip ediyoruz. Buna yönelik düzenlemeler yapıyormuşsunuz aslında. Özellikle sadece yani burada düğünle ilgili konsept değil, gerek mutfağına kadar bu özgü yemekler düzenlemesi de yapılıyormuş. Yani tüm mesela bir belki de özel olacak planlamanızla ilgili ama kesim olarak baktığımızda yine o kesimden mi bu planlar? Yani 4 tane plan var dediniz ya. Tekrardan Hindistan, Lübnan gibi kesimlerden mi oluşacak bu? Daha çok evet. Yani Türk düğünleri oluyor ama bizim için tabii biraz da bu geleneksel düğünler daha çok ilgimizi çekiyor ama değişik bir mutfak var evet. Yani örneğin Hindistanlar için 30 tane aşçı getirmişlerdi yanlarında ve onların kullandığı ürünleri pişirdiler. Biz de destek verdik. Yaklaşık 300 kişilik ekiple destek verdik. Gerçekten enteresandı. Çünkü o bir başka bir kültürdü. Biz bazı yemekleri kendi menümüze de bu yüzden ilave ettik. Çok hoşumuza gidenleri. Daha çok Avrupalıların da damak zevkine uyabilecekleri. Aslında bir kültür turizmi oluyor ya karşılıklı. Tabii burada aslında onların burada böyle bir sürece giriyor olması, hem Hindistan'ın buraya aslında yeni bir yatırım sürecini getirmesi, evet, belki de diğer ülkelerin de buna yönelik düğün alternatifleri konusunda Türkiye'nin ön planı çıkmasını sayenizde sağlıyor olacaklar. Peki otel açısından baktığımız zaman mesela ben farklı özellikle sahil konseptiyle ilgili uluslararası DJ gösterilerin olabileceği 2019 yılında devreye girebilecek bir süreci takip ettiğinizi gördüm bu arada kendi sayfanızdan ama yeni bir yatırım süreci var mı? Yeni bir yatırım planı var mı? En azından turizm tarafında otelle ilgili olarak. Şu an otelin içerisinde evet var. Yani örneğin gurme turizmine uygun bir şekilde tamamen organik ürünlerden oluşan bir restoran oluşturuyoruz. Bu organik restoranımızın içerisinde aynı zamanda tabii detoks menü de olacak. Bu da bizim özellikle gurme turizmimiz için çok önemli. 4. restoranımız olacak ama çok farklı konsepte olacak. Biliyorsunuz şu anda dünyada büyük bir yönelim var. Doğal ürünlere ve organik ürünlere yönelik. O da çok iyi bir temsilciliği eden bir restoran olacak. Onun dışında dediğim gibi bir klinik ortamı oluşturuluyor orada ve yine açık hava düğünleri içinde çok özel bir alan yaratılıyor. Orada bizim 72 tane villamız ve 91 tane suite ve normal odayla hizmet verilecek. Şu andaki yatırımımız bu. Bizim önceki bu yatırımımızı tabii çok aktif etmemiz gerekiyor ve sonrasında da bunu özellikle wellness ve esnik konseptini dünyaya doğru Almanya'dan başlayarak taşımamız gerekiyor. Şimdi burada organik ürün dediniz. Peki bunu kendi Türkiye pazarımızdan mı sağlıyorsunuz? Mesela organik pazar dediğinizde, organik ürün dendiğinde şimdi Bodrum, Akdeniz, Ege bölgesi size daha yakın kesimler ama bu pazar kısmını peki hangi bölgelerden sağlıyorsunuz? Evet, bu tabii biraz geniş bir coğrafyadan ancak toplanabiliyor. Çünkü yani belli noktalardan bütün ürünleri elde etmek mümkün değil. Yani her ürünün yetiştiği özel yerler var, özel üreticiler var. Onlara çok birebir temas içerisinde, çok yakın takip içerisinde ancak gerçek anlamda organik ve doğal ürünlere erişebiliyorsunuz. Bu tabii çok zahmetli bir iş ama çok da keyifli bir iş. Ve sürdürülebilir bir iş. Çünkü gelecek biraz da burada yani doğallıkta aranıyor. Zaten bizim yani geleneksel tıpla şifa bulma arayışımız da bu konseptin parçası. Tabii bu özellikle ya doğaldan beslenmeyle. Tabii. Zaten hem Türkiye'nin hem de dünyanın özellikle son dönemdeki süreci daha çok organik tarıma yönelmek, kendi ürettiğimizi kendi içimizde kullanabilmek ki çünkü hastalıkların ki gerek şu anda alternatif tıbbın kullanılmasının diğer bir nedeni aslında bilmediğimiz yeni hastalıkların türüyor olması ve artık biz her ne kadar turizm tarafını konuşuyorken şimdi sağlık turizmini konuşmaya başladık. Tabii biz Bodrum tarafındaki detayları konuşuyoruz. Özellikle organik tarım diyoruz ama şimdi benim diğer bir merak ettiğim bir konu da Antalya'nın her zaman Bodrum'a göre daha çok önde olması. Yani planlama açısından, gelen turist sayısı açısından baktığımızda. Şimdi özellikle bununla ilgili bir haberimiz var. Onu izleyip tekrardan size yönlendirmek istiyorum sorularımı. Çünkü bugün dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Antalya'ya yılın ilk 3 ayında toplamda 3 ayında 571 bin turist ağırladığını görmekteyiz. Bununla ilgili şimdi Almanya ve Rusya'nın İngiltere'nin öne çıktığı bir tablo var. Haberimizi izliyoruz kısaca. Turizmin başkenti Antalya sezon açılmadan binlerce turisti ağırlamaya devam ediyor. Kente bu yılın ilk 3 ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %25 artarak 571.205 oldu.
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre Antalya'ya Ocak ayında 139.307, Şubat'ta 152.801 ve Mart'ta 279.097 yabancı turist geldi. 2018'in Ocak-Mart döneminde 8.896 İngiliz turisti ağırlayan kent, bu yıl aynı dönemde 14.324 İngiliz'i misafir etti. Polonyalı turist sayısı da bu dönemde 6.364'ten 13.415'e yükseldi. Ocak-Mart döneminde kente ağırlanan turistlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeyi Rusya, İngiltere, Polonya ve İran takip etti. Evet, haberimizi izledik. Şimdi ben öncelikle o zaman o sorumu sorduktan sonra sağlıkla ilgili tekrardan dönüyor olacağım ama şimdi Antalya bu kadar öne çıkıyorken turizmde Bodrum bölgesi neden bu kadar öne çıkmıyor? Yani neden biz haberlerde hep Antalya'ya gelen turist akımı bu kadar oldu derken Bodrum tarafına niye bunu göremiyoruz? Yine havaalanından umutluyuz öncelikle öyle söyleyeyim. Yani tabii Antalya'ya çok ulaşım var. Her şey önce o. Sezon daha uzun, bu da ikincisi. Ve ilk yatırımlar o yüzden de biraz oraya olmuş. Daha büyük, geniş bir yaygın alan. Ancak tabii Antalya çok önemli bir yer. Yalnız Bodrum çok özel bir yer. Sadece Türkiye için değil, dünya için çok özel bir yer. Yani Bodrum'un eş değerini dünyada bulmak mümkün değil. Antalya'ya benzer alanlar bulabilirsiniz dünya içerisinde ama Bodrum'a eş değer bir yeri bulmak çok kolay bir şey değil. Sıkıntı kısmı neresi? Biraz ulaşımla ilgili sıkıntı var. Ya yani Antalya'daki uçları, ya yani yakın bir seviyesi Bodrum'da olsa zaten Bodrum başka bir yere girer ama çok da büyük bir yaygınlaşma alanı yok. Yani çok kalabalık olma alanı yok yatırımlar anlamında. Ama çok özelliğini koruyacak ve üst gelir gruplara hitap edecek. Yani daha Antalya biliyorsunuz biraz orta ve orta alta hitap ederken Bodrum üst segmente hitap ediyor. Bu Türkiye için de başka bir şey. Yani başka bir kritik bir seviye. Türkiye'nin marka değerine çok büyük etkisi olacaktır Bodrum. Tabii burada dediğiniz gibi aslında yani segment olarak da sınıf olarak da baktığımızda farklı bir kesime hitap ediyor. Farklı tercih noktaları burada aslında devreye giriyor. Şimdi o zaman kısa bir süremiz de kalmışken ben doğrudan aslında özellikle wellness kısmına çok dikkat çektiğimiz için sormak istiyorum. Standart turizm ile wellness turizmi arasındaki farka baktığımızda ve gelir düzeyi açısından değerlendirdiğimizde kişi başına düşen gelir bu noktada kıyaslarsak ne noktada, hangi seviyelerde oluyor? Normalde biliyorsunuz Türkiye'de standart turist 560-570 dolar civarında bir gelir bırakır Türkiye'ye. Bu wellness söz konusu olduğundan %53 minimum daha fazladır. Demek ki yani bir normal turiste göre çok daha fazla bir getirisi var. İkincisi istihdam çok büyük etkisi var. Üçüncüsü hedef kitlesi mutlaka B+ ve üstü. Bu da Türkiye'nin dediğim gibi marka değeri için o hedef kitleyi Türkiye'ye çekmek açısından büyük bir avantaj. Türkiye'nin tanınırlığı, bilinirliği ve çok daha özel yerlerde yer alması sağlayacak şey bu. Ya fark yaratacak bir alan. Ya Türkiye nerede diye sorarsanız, ya bu dünyanın evet, neresinde? Evet, onu soracağım aslında. Türkiye tamam. Dünyanın bu konuda neresinde peki? Türkiye neresinde? Maalesef hak ettiğinin elde etmiş pozisyonda değil. Yani şu anda liderliği Almanya götürüyor. Hem de kendi coğrafyasının şartlarına rağmen Almanya götürüyor. Arkasında Fransa geliyor, Avusturya geliyor, İngiltere geliyor, İsviçre geliyor, İspanya geliyor. Sonrasında 8. sırada da Türkiye geliyor. Bizim altımızda çok daha düşük seviyede Rusya var. Şimdi Türkiye'nin benim fikrim mutlaka birinci sırada yer alması lazım. Hiç abartısı söylüyorum. İlk üç bile diyemem. Birinci sırada yer alması lazım. Çünkü coğrafi şartları çok uygun. Kaynakları çok çok daha iyi. Ama biz daha çok burada kaplıca turizmine ağırlık verdiğimiz için burada katma değeri 275 dolar civarında. Oysa bu Almanya'da, Fransa, Avusturya'daki katma değere bakarsanız kişi başı yataktan hariç 900.000 dolar civarında. Yani biz 5 katı daha düşük seviyede hizmet ediyoruz. İşte bizim yapacağımız yatırımlarla, yaptığımız yatırımlarla bunu tam tersine Avrupa seviyesine ulaştıracağız. Demek ki katma değeri yüksek wellness hizmetleri vermemiz gerekiyor. Bu noktada aslında belki de gelecek dönemde özellikle wellness kısmında ve sağlık turizmi detayında yapılabilecek alternatif her yatırım aslında bize turizm tarafında farklı bir getiri imkanı sağlayacak. Özellikle ekonomi odaklı bakacaksak buna. Tabii lider ihtiyaç var biliyorsunuz bu işlerde. İşte biz o lider olarak öne çıkıyoruz Türkiye'de. Bu işin liderliğini yapacağız ki arkamızdan diğer yatırımcılar korkmadan Türkiye'ye yatırım yapsınlar. Tabii çok teşekkür ederim efendim. MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Murat Akdoğan bizlerle birlikteydi. Değerli katılımlarınız ve yorumlar için teşekkür ederiz. Evet efendim, tatil planının sonuna geldik. Saat başında Paranın Yönü ile Özlem Doğaner sizlerle birlikte olacak. Bizimle kalmanız dileğiyle hoşçakalın.